Türkiye'de son haftalarının en çok tartışılan konularından bir tanesi de yurt meselesiydi biliyorsunuz. E, yurtlar yeterli mi değil mi? Özellikle muhalefetin çok gündeme taşıdığı bir konu oldu. Biraz önce de izlediniz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün grup toplantısında yurt meselesini dillendirdi. Peki orada durum ne? Biliyorsunuz Sayın Valimiz öğrencilere yardımcı olmuştu bu noktada. E, yerleşemeyen, açıkta kalan öğrencileri misafir etmişti. Bir halinde yüksek öğrenci misafir edildi. E, biz de bu durumu İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç'e sorduk. Mustafa Genç'in yorumlarına göre de orada öğrenciler açısından bir sorun yok gibi. 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze açılmasıyla birlikte öğrenciler uzun bir sürenin ardından üniversitelere döndü. Ülke genelinde tartışılan konulardan bir tanesi de bu süreçte üniversite öğrencilerinin kredi yurtlar kurumu yurdu sıkıntısı yaşayıp yaşamadığı. Ordu özelinde bu sorunun cevabını ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç yanıtladı. Yurtlar hazırdı aslında. Tek sorun bazı üniversitelerin bölüm derslerini erken başlatılması. Daha Gençlik ve Spor Bakanlığımız yurt başvurularını almadan eğitim öğretim dönemini açtıktan ilan ettiler üniversiteler. Dolayısıyla bundan dolayı sıkıntılar oldu. Mustafa Genç orduda böyle bir sıkıntının yaşanmadığını aktardı ve okulları erken açılan öğrencileri de misafir ettiklerini söyledi. Problem yaşama ihtimali olan öğrencilere de valilik tarafından destek verildiğini aktardı. Ama ordumuzda bakanlığımızın talimatıyla hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bölümlere erken açılan öğrencileri misafir olarak yurtlarımızda yurt başvuruları sonuçlanana kadar ağırladık. Zaten yurt başvuruları sonuçlandıktan sonra bu öğrencilerimizin çoğu zaten yurtlara yerleşmiş oldu. Bunun dışında yine yedek sırası gelmeyen işte ev bulamayan öğrenciler için de Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel il genelinde gelen öğrencilerimizi otellerde, misafirhanelerde misafir ederek o şekilde de hiçbir öğrencimiz mağdur olmadı, açıkta kalmadı. Şu anda 450'nin üzerinde öğrencimiz valiliğimizin imkanlarıyla ordumuzda ağırlandı. Kız öğrencilerin KYK başvurularında yedek sıralarında kalmadığını belirten genç tüm kız öğren öğrencilerin yurtlara yerleştirdiğini bildirdi. Bunun yanı sıra da kız öğrencilerde şu anda orduda yedekte bekleyen hiç öğrenci kalmadı ve yine yüksek lisans yapan tüm öğrencilerimiz kız öğrenci yurtlarımızda ağırlıyoruz. Toplamda 300 öğrenci yedeği vardı kız öğrencilerde. Şu anda yedek bitti. Ünye, Fassa ve Altınordu ilçemizde tüm kız öğrenciler yurtlara yerleşmiş oldu. Dolayısıyla aslında ordu genelinde ciddi manada bir yurt sıkıntısı yok.